Merhabalar, hoş geldiniz. Bu hafta boru kaynak makinesi yapacağız. Evimizdeki arızalı bir ütüyü kullanacağız. Bu ütünün termostatı çalışmayabilir, kabı kırılmış olabilir, üstü kırılmış, yere düşmüş olabilir, pompası buhar çıkartmayabilir. Böyle bir ütü işimize yarayacak. Bizim için ihtiyaç olan sadece tabanının, alt tabanının ısınması. Isınan bir tabanla boru kaynak makinesi nasıl yapılır birazdan anlatacağım. Kaynak makinesindeki en önemli parça buradaki metal. Bu metal hazır bir döküm. 20 milimlik boruları kaynatmak için bunların 25 milimi ve 32 milimi de satılıyor. Ben yaklaşık kargosu dahil bunu 30 TL'ye verdim. Eğer ütünüz elinizde mevcutsa sadece 30 TL'ye bir kaynak makinesi sahibi olacaksınız. Ütümün tabanını söktüm, termostatını da söktüm. Eğer sizin termostatınız sağlamsa hiç ellemeyin. Sıcaklık ayarı yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Ben söktüm, böyle devam edeceğim. Ön kısmına bir delik deliyorum. Buradaki teflonu buraya bağlamak istiyorum. Sonrasında bunu şu şekilde yan durması için iki tane de ayak yapacağım. Devam edin. Ütümüzün ön tarafından şuradan bir delik delmek istiyorum. Teflonumuzu bağlamak için. Deliğimizi deldik, her şey hazır. Şimdi ütünün bu şekilde dik durmasını istiyorum. İki tane alüminyum borudan ayak yapacağım. İki tane borumuz var. Şu şekilde duracak. Boruların başlarını ezdim. Buralara iki tane delik delelim. Ayak montajımı da bitirdim. Hazır. Bu şekilde duruyor. Şimdi arkasına da bir parça yapacağım. Son olarak da teflonumuzu bağlamak kaldı. Ön tarafına deldiğimiz yere takacağız. Şu şekilde karşılığına gelen parçayı da buraya sıkıyoruz. Üç tane dirsim, üç tane de parça boru kestim. Bunlar 20 milim. Bunları kaynatacağız. Hadi başlayalım. Ütümüz şu anda çok iyi ısındı. Kaynağımıza başlayalım. Bismillah. Çok da güzel oldu. Bakın. Müthiş. Bir tane daha kaynatalım. Buradan devam edelim. Gayet güzel oldu. En kötü boru kaynak makinesi 600 lira ile 2000 lira arasında. Sadece 30 TL harcayarak eski bir ütüyle bu işi sizler de evinizde yapabilirsiniz. Hazır. Bakın. Mükemmel eridi. Birbirine kaynadı. Bir videonun daha sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.